Efendim sizlere sevgili dostlarım diye hitap edersem umarım mutlu olursunuz. Çünkü o kadar çok kamplaştık ki birbirimizi sorgulamaya başladık. Türkiye'nin buradan süratle çıkması lazım. Kucaklaşmamız lazım. Onu ben helalleşmemiz lazım diyerek ifade etmiştim. Kavgadan hiç kimse karlı çıkmaz. Ama beraber olursak, birlik olursak, gücümüzü birleştirirsek Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Her sorun çözülebilir. Niye çözülmez? Akıl var mı? Var. Bilgi var mı? Var. Birikim var mı? Var. Bu işi yapacak insanlar var mı? Var. Türkiye'nin her tarafında da var bu insanlar. Türkiye'nin sorunlarını bilir. Köyse köyün, ilse ilin, ilçe ise ilçenin sorunlarını bilir. Üç aşağı beş yukarı. Sorunların nasıl çözüleceği konusunda da oturup kafa yormamız gerekiyor. Efendim Düzce'deyiz. Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisindeyiz. Gerçekten olağanüstü bir yeşilliği var. Ben bürokratken Düzce'nin arka taraflarında, doğanın arka taraflarında Karadeniz'e bakan yerlerde, bölgelerde bir arkadaşımın evi vardı orada. Oraya davet etmiştim. Yeşilin bütün tonlarını Düzce'de görmek mümkün. Olağanüstü güzel bir doğası var. Dolayısıyla bu doğaya sahip çıkmak lazım. Doğa sadece Düzce'lilere değil aslında. Bütün Türkiye hitap ediyor. Bütün Türkiye baktığınız zaman yeşilin, doğanın korunmasını istiyor. Bu da hepimizin ortak görevlerinden birisi. Tekstil sektörü ve ağaç sanayinin burada geliştiğini biliyorum. Tarımın artı fındığı bu bölge için önemini de biliyorum. Bölgenin kalkınması gerektiğini de biliyorum. İki organize sanayi bölgesi var. Bu organize sanayi bölgelerinde yeni yatırımların olduğunu da biliyorum. Kamyon şoförlerin büyük dertleri var, gelirken onlarla oturduk, kısa bir sohbetimiz de oldu. Sabah kahvaltısını onlarla beraber yaptık. Onların da dünya kadar sorunu var. Sorunların nasıl çözüleceğini biliyorum. Onlara da anlattım. Bu sorunların böyle çözülmesi gerektiğine dair düşüncelerimi de aktardım. Şimdi aramızda muhtar kardeşlerim var. Bizim bir numaralı sorunumuz demokrasidir. Bir numaralı sorunumuz. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde insanlar önünü göremezler. Demokrasinin olmadığı yerde insanlar özgürce tartışamazlar. Demokrasinin olmadığı yerlerde insanlar düşüncelerini ifade edemezler. İlk il başkanımız konuştu. Kaç dil konuşuyor? 22 mi? 25. 25 dil konuştu. Şimdi biz bunu kavga nedeni sayıyoruz. Halbuki bu bizim zenginliğimiz. Ne kadar güzel bir şey. İnsanlar konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Şimdi biz kavgadan uzak durdukça ve her birimiz büyümeye odaklanırsak, gelişmeye odaklanırsak, işsizliği sonlandırmaya odaklanırsak, kişi başına geliri artırmaya odaklanırsak, yaratılan gelirin hakça bölüşülmesine, paylaşılmasına odaklanırsak bütün sorunları çözebiliriz. Burada uzun uzun belli konulara girmeyeceğim ama bir iki konuya gireceğim. Sonra sizler sorularınızla açarsanız ben o konuları burada sorularınıza cevap vereceğim. Bunlardan birincisi şudur. Suriyeli kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine gitmeleri lazım. Bu konudaki düşüncelerim de gayet açık, gayet nettir. Bunu kamuoyuyla da paylaştım. Suriyeli kardeşlerimizle de paylaştım. Onların kendi ülkelerine gitmesi lazım. Onların can ve mal güvenliğini sağlayarak, Suriye ile oturup bir masada konuşarak bütün bu sorunların çözülmesi lazım. Onların evleri, yolları, okulları, kreşleri yapılarak ve bunların yapımı ile ilgili finansmanın da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından karşılanmasıyla bütün bunların hepsi yapılır. Avrupalılarla da konuştum. Avrupa Birliği yetkilileriyle de konuştum. Bunlar olduğu takdirde artı bizim iş dünyamız Gaziantep'te oldukça iyi, dinamik bir iş dünyamız var. Onların zaten o bölgelerde fabrikaları vardı. O fabrikaları da hayata geçirerek işleri var, yolları var, okulları var, kreşleri var, hastaneleri var, evleri var, barkları var. Burada asgari ücretin yarısına niye sürünsünler? Kendi ülkelerine bu çerçevede göndereceğiz. Irkçılık yapmayacağız. Bu milletin alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz. Her birimiz, onlar da bizim akrabalarımız, kardeşlerimiz, ortak kültürümüz var, ortak tarihimiz var. Onları kendi ülkelerine, onların özgür iradeleriyle göndereceğiz. Altyapısını oluşturarak.
Bunu bizler bilmenizi ve buna inanmanızı isterim. İkincisi şu, demokrasi dedim. Demokrasiyi tabandan başlayarak yukarıya doğru büyütmemiz lazım. Onun yolu da muhtarlık kurumunu güçlendirmemiz lazım. Muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur. Şimdi muhtar var, güzel. Seçiyoruz, evet güzel. Ama muhtar diplerde bir yerde duruyor. Arayanı yok, soranı yok. Derdi nedir, ne değildir? Gücü nedir, ne değildir? Hiç kimse sormaz muhtarı. Bakın ben size bir örnek vereyim değerli arkadaşlar. Onu arkadaşlarımla beraber arkadaşlara talimat verdim çalışırken. Nedir bu diye. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Muhtarlık kurumu bu kadar önemli. Biz diyoruz ya tarihe bağlıyız. E tarihe bağlıysan muhtarlık kurumuna bağlı olacaksın. Milletvekili seçiminden önce muhtarlık seçimi yapılmış bu topraklarda. O zaman muhtarlık kurumunun bir tarihsel derinliği var. Buna önem vermek lazım. Artı bugün 82 kanunda 354 maddede muhtar adı geçer. Ne muhtarlar bunu bilir ne de biz biliriz. Biz de muhtarlık konusunda araştırma yaparken bu gerçeğin farkına vardık. Sizin yani muhtarların kendilerine özgü bir kanunu yok. Muhtar elini alacak, bu kanun benim kanunumdur diyecek. Böyle bir kanun yok. Bunun çalışmalarını yaptık. Bütün muhtar derneklerine gönderdik. Olur ya bizim bir eksiğimiz varsa söyleyin, onu da dahil edelim. Son haline getirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Dedi ki bu muhtarlık kanunu beraber kabul edelim. Hep beraber. Ha bizim teklifimizi kabul etmiyorsanız siz verin, biz evet diyelim. Bu kanun reddedildi. Bu kanun teklifi reddedildi. Muhtar kardeşlerime şunu söylemek isterim. Eğer siz gerçekten de muhtarlık kurumunun güçlü olmasını istiyorsanız sizin kanun teklifinizi reddeden partilere oy vermeyeceksiniz. Veriyorsanız bu halinizde kalacaksınız. Vermeyecekseniz, evet ben muhtarım kardeşim, benim de belli yetkilerim, belli haklarım olmalı diyorsanız o zaman bu çalışmayı yapan ve sizin hakkınızı savunan siyasi partilere oy vereceksiniz. İşin Türkçesi bu yani. Bakın, sizin birleşik oy pusulanız yok. Niye yok? Niye yok birleşik oy pusulanız? Giriyoruz kabine, oy vereceğimiz muhtarın şeyi yok, pusulası yok. Birisi rakibi alır, cebine koyar, götürür, bulamazsınız oradan. Halbuki birleşik oy pusulası olsa, kim istediği muhtara oy veriyorsa fotoğrafı var, adı var, soyadı var, mührünü basar, mesele biter. Bu muhtarlık kurumuna değer vermemenin sonucu. Ama bu talep gelmiyor yeteri kadar. Bu talebin gelmesi lazım. Artı ben söyledim, her bir muhtara bir yardımcı personel verilmesi lazım. Ya dünya kadar işsizimiz var. 10 milyon işsizimiz var. Kıyameti kopardılar. Vay efendim muhtara verilir mi? Vereceğim arkadaş, vereceğim. Her muhtara bir tane KPSS sınavında başarılı olan bir kişi yardımcı olarak gelecek muhtarın. Yardımcısı olacak. Ya siz dükkanı kapattığınızda kimse yok orada. Kimse yok. Niye yok? Birisinin orada olması lazım. Gelen şikayetleri toplaması lazım. Dünya kadar icradan dosyalar geliyor değil mi? Bunları tebliğ edin diye. Size bir para veriliyor mu bunun karşılığında? Verilmiyor. Ama PTT memuru dağıttığı zaman maaş alıyor. Size vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Her muhtarlığın bir bütçesinin olması lazım. Makul bir bütçesinin. Diyeceksiniz ki ya memleket bu haldeyken muhtarlığın bütçesi mi olur? Niye olmasın? Niye olmasın? Bu mahallede oturuyorsunuz. Düzce'de oturuyorsunuz. Bütün mahallelerde muhtarlarımız var. O mahallelerin tamamında oturanlar size oy veriyor mu? Veriyor. Belediye başkanına oy veriyor mu? Veriyor. O mahallede oturanlar emlak vergisi veriyor mu? Veriyor. Nereye veriliyor? Belediyeye. %1'i muhtarlara verirse ne olur? Ne olur yani? Verilecek.